Evet Filiz Hanım. Bugün bize hangi yalanları anlatacaksınız? Yemin ederim yalan söylemiyorum. Nazlı ile buluştuğunuzu, onu tuttuğunuzu inkar etmiştiniz. Kafedeki kamera görüntüleri var elimizde. Sadece bu da değil. Arzu'yu da tanıyormuşsunuz. Hayır tanımıyorum. Nereden çıkarıyorsun? Okuluna gitmişsiniz, saldırmışsınız kıza. Evet Filiz Hanım. Sona geldik. Sami'yi neden öldürdünüz? Sami'yi ben öldürmedim. Hanımefendi ama o kadar çok yalan söylediniz ki. Biz şimdi size nasıl inanalım? Ha? Neden dile ne diyor psikolog hanım? Korkmuş bir kişinin kollarını kavuşturması çok yaygındır başkomiserim. Bu bir savunma sinyalidir. Kişi bu hareketi kendisini dış dünyadan koruyan, uzak tutan bir bariyer olarak kullanır. Hafif kalkık kaşlar, gergin bir bakış, yarı açık ağız. Korkmuş bir kişinin belirtileridir bunlar. Ya kusura bakmayın ama şu anda hanımefendinin korkmuş olması beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren tek şey şu anda nezarethanede olan arkadaşım Nazlı. Kızlar en baştan anlatmaya başla. Yoksa elimden seni hiç kimse alamaz. Anladın mı? Evet, dinliyoruz. Bir gün Sami'nin çalışma odasında bir kira kontratı buldum. Her şey öyle başladı. Önce evi, sonra kızı buldum. Genç, güzel bir kadın. Yarışılmayacak bir kadın. Senin de başına geldi. Beni karıştırma. Kampüse gittim. Doğru. İçimdekileri dökmek istedim. Biraz ağır konuştum. Kocamın peşini bırakmasını söyledim. Beni anladı sandım. Anlamamış. Sonra tekrar görüşmeye devam ettiler. Ben de bir kez daha konuşmak için evine gittim. Ne zaman? Dün. Kapı açıktı. Kimse var mı diye seslendim. Kimse var mı? Ses gelmeyince de girdim içeri. Sami'nin artık beni aldattığına emin olmuştum. Yatak odasına doğru gittiğimde onu gördüm. Yerde yatıyordu. Korktum. Çok korktum. Tam kaçacaktım. O sırada kapı çaldı. Nazlı gider sandım ama gitmedi. Sonra çilingir çağırdı. Ay valla siz olmasaydınız ne yapardım bilmiyorum. Ben de korktum ve saklandım. İyi günler. İyi günler, sağ olun. İyi günler. Sen de onun başını vurup onu bayılttın öyle mi? Bu sefer doğruyu söylüyorum, yemin ederim. Mehmet amirim sizi çağırıyor. Niye çağırıyor? Önemli dedi sadece. Psikolog hanım. Ben ne olacağım İpek? Siz niye gülüyorsunuz? O nasıl bir zorbaydı öyle ya? İçinden polis çıktı. En yakın arkadaşımın hayatı söz konusu. Serbest kalma ihtimali var değil mi şimdi? Başkomiserim. Evet amirim. Ya gel. Bak neler olmuş. Başkomiserim çok ilginç bir şey bulduk. Ne olmuş anlat bakayım. Sami DNA testi yaptırmış 3 ay önce. Bakın burada. Arzu için. Aferin sana İpek ya. Zehir gibisin. Bana bak. Biraz örnek al şundan. Aynen, aynen. Arzu, Sami'nin sevgilisi değil, kızıydı. Siz nasıl anladınız bunu? Fotoğraflardan. Fotoğraflar öyle sarmaş dolaş fotoğraflar değildi. Daha çok suçluluk duygusu vardı. Özellikle Sami'de. Duruşunda, bakışında. Daha önce niye söylemedin bana? Emin olamadım ama şimdi Umut DNA deyince... Çarşı karışacak o zaman. Kadını bırakmayalım. Bırakmayalım zaten. Şüpheli sayılır. Bir süre bizimle kalsın işte. Kadının haberi yok bence bu olaydan. Umut gel.
Denizhan'a. Kaç yıldır evlisiniz? 12 yıl oldu. Kocanız aldatmıyormuş sizi. Hayır, aldatıyordu, ben eminim. Ya, kızıymış. Öyle bir şey olsaydı Sami bana söylerdi. DNA testi yaptırmış. Kızıymış Arzu Özden. Siz de keşke önce kocanızla konuşsaydınız. Avukatınız var mı? Var. Çağırın bence. Umut, Nazlı Hanım'ı çıkaralım. Feriz Hanım'ı onun hücresine koyalım. Tamam. Bir de yazılı ifadesini al, savcılığa gönder. Ya kocamı ben öldürmedim, yemin ederim. Bakacağız hanımefendi. Bakacağız. Ama şimdilik testten geçemediniz. Ne testi? Psikolog hanım testi. Ben sizi diğer suçlardan savcılığa gönderiyorum. Nazlı Hanım'ı bayılttınız. Suçu onun üstüne yıkmaya çalıştınız. E bize de sürekli yalan söylediniz. Hadi buyurun, gidelim.